Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birçok yerde rahat kullanabileceğiniz bir iğne oyası çiçek modeli göstereceğim. Bunun için ben elde bükülen suni ipekler kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde renk numaraları yok bunların. Hardal sarısına benzeyen bir sarım ve bir ton farklı. Bir de koyu kahverengim var. Mesela bu da hazır bükülmüş 4 katlı suni ipek arkadaşlar. Krem kısmını bundan kullanacağım. Siz isterseniz hepsini bundan kullanabilirsiniz ya da farklı iplerle deneyebilirsiniz bunu. İğne olarak da ben ucu sivri, ince bir iğne tercih ediyorum. İğne tercihi de size kalmış arkadaşlar. Makasım ve çakmağım var. Bütün malzemem bu kadar arkadaşlar. Hemen yapılışına geçebiliriz çiçeğimizi. Şimdi ben arkadaşlar açık renk ipimle başlayacağım çalışmaya. Bu renk ipimle başlayacağım. 4 katlı olarak büktüğüm ipimi hazırladım. Hemen yapılışına geçiyorum şimdi. Elimde halkamı yapıyorum. İçine başlangıç düğümünü atıyorum. Ve çeviriyorum ki halkam rahat açılıp kapansın. Amacım o zaten. Daha sonra halkanın içine batıyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Yine halkanın içine batıp bir tane daha zürafa yapıyorum. Üçüncü kez aynı şeyi yapıyorum. 3, 9 tane yapacağım arkadaşlar bunu. 4, 5, 6, 6. Evet arkadaşlar şimdi 3 6 9 tane yaptığım ipimi çekerek kapatıyorum. Bakın şurada ilk zürafam var. Çok kapatmadım. Oraya batarak bir tane zürafa oluşturuyorum. Sonra iyice çekiyorum onu bulabilmek için kapatmamıştım. Şimdi ikinci zürafama geçiyorum. Yine araya bir tane zürafa yapıyorum. Sonrakine geçiyorum. İkinci sıramı da bu şekilde devam ediyorum. Evet, bu şekilde devam ederek çalışacağım bu sırayı da arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın ikinci sırayı da bu şekilde çalıştım. En başa kadar geldim. Yukarıya çıkarken yaptığım zürafaya geliyorum. Ona da batıyorum. İkinci sıramı tamamladım. İpimi daha da sıkıştırıyorum. Şöyle toparlansın. Şimdi yine hepsine birer kere batacağım. Üçüncü sırayı tamamlayacağım bu şekilde. Çok büyük yapmayın zürafaları. Biraz toparlasın. Buruş şeklinde gibi olsun. Tam olmaz ama. Hafif kavislenecek şu şekilde. Evet arkadaşlar, 9 zürafamı 3 sıra çalışmış oldum bu şekilde. Şimdi ilk zürafamı gelirken çok minik bir zürafa yapıyorum. Kör zürafa diyoruz buna. Yani bunu kullanmayacağım artık. O ilk başta ikinci sıraya başlarken yaptığım bir zürafa vardı. Onu bu şekilde yok ediyorum. Şimdi buraya batarak 1 2 tane zürafa yapıyorum. Aynı gözün içine. Aynı zürafanın içine. Daha sonra ipimi geriye getiriyorum. Üç zürafama bir daha batıyorum. Bir tane zürafa yapıyorum. Yandakine geçiyorum. Arada bir zürafa yapıyorum. Yine aynı yere batıp bir zürafa daha yapıyorum. 3 tane zürafam oldu. Şimdi tekrar geriye geliyorum. İlk zürafama. Aynı yere bir daha batıyorum. Bir tane zürafa oluşturdum buraya. Ortadaki zürafama geçiyorum.
Bir zürafa var arada. Şimdi yine aynı yere batıyorum. Tekrar kenardaki zürafaya, en son zürafama geldim. Bir zürafa yapıyorum araya. Yine aynı yere batıp bir zürafa daha yapıyorum. Bu şekilde 5 tane zürafa oluşturdum arkadaşlar. Burada da arttırdım. Burada da, burada da. 5 tane zürafam oldu. Şimdi 5'i tekrar edeceğim artık. İpimi geriye getiriyorum. Gözleme işlemi diyoruz buna. Şimdi ikinci zürafama geçiyorum. Bir tane zürafa yapıyorum araya. Üçüncü zürafam, ortadaki zürafama geldim. İki tane zürafa yaptım bu arada. Daha sonra aynı yere batıyorum. Arttırma işlemi yapar gibi. Bir tane zürafa oluşturuyorum buraya. Sonraki zürafaya geçerken bir zürafa. En son zürafama geçerken yine bir zürafa yapıyorum. Bakın, ortada arttırarak sırayı tekrar etmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bu işlemi 2 kere daha yapacağım. Toplam 3 kere yapmış olacağım. Alttaki 5'ten sonra 3 tane ortadan artarak 5 yapacağım. Bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. Sonrakine ve en sonuncuya geldim. Şimdi ikinci sıramı tamamladım. Hemen bir sıra daha yapacağım buraya. Evet arkadaşlar, ilk 5'ten sonra 3 kere daha 5 yapmış oldum. Şimdi eksilteceğim artık. İpimi geriye getiriyorum. Gergin bir şekilde ikinci zürafama geçiyorum. Üçüncüye. Dördüncüye. Beşinciye geçtim. Bu şekilde 4 tane zürafam kalıyor arkadaşlar. Bakın. Kendiliğinden eksildi. Aynı işlemi yaparak eksiltmeye devam edeceğim. Hepsine birer kere batacağım. İpimi geri getirdikten sonra. Bir. İki. Üç zürafam kaldı. Tekrar geriye getiriyorum. Ellerim bayağı kötü yine bu ara. Onun için ipimi bozabiliyorum. 2. Sonra ipimi tekrar geriye getiriyorum. Bir tane zürafamı yapıyorum. Onu da ucuna gelerek sıfırlıyorum. İpimi de sıfır kesiyorum. Kenar dolanmayacağım arkadaşlar. Kendiliğinden çok hoş bir yaprak olacak kenar dolaşmadan. İsterseniz dolaşabilirsiniz. O zaman pay bırakmanız gerekir kenarına. Şimdi bu şekilde çalışarak 9 tane yaprak yapacağım. Hemen yandaki zürafaya başlayacağım. Tekrar dolanarak 9 tane zürafamı yapıyorum. Yaprağımı yapıyorum arkadaşlar buraya. Evet arkadaşlar, bakın şimdi 9 tane yaprak çalıştım bu şekilde. Şimdi bunu tek başına da kullanabilirsiniz ama ben iki katlı olarak kullanacağım. Yine 9 tane zürafa yaparak 3 sıra dolaşıp 5'e kadar çıkıyorum. Aynı şekilde burada 5'i 5 kez tekrar ediyorum. Burada 3 kez tekrar etmiştim. Bunu da 5 kez tekrar ediyorum. Bu şekilde ikinci bir kat oluşturuyorum. İki katlı bir çiçek oluşturabilmek için arkadaşlar. Şimdi artık tohumlama kısmına geçiyoruz. Şimdi tohum yapmak için krem rengi ipimi alıyorum arkadaşlar. Elimde bir tane halkamı yapıyorum yine. İçinden geçirerek başlangıç düğümümü atıyorum. Sonra çeviriyorum yine. Aynı yere batıp bir tane biraz büyükçene bir zürafa yapıyorum. Yine aynı şekilde halkanın içine boşluğa batıyorum. Yani halkanın içine batıyorum. Ve bismillah. Biraz büyük zürafam yapıyorum. Çok büyük olmasınlar. Çok abartılı olmasın onlar. Hafif çekiyorum.
Bu şekilde çalışarak 13 tane biraz büyük zürafa oluşturacağım. Evet arkadaşlar, bu şekilde çalışarak 13 tane zürafamızı oluşturduk. Yavaşça çekiyorum ipimi. Evet arkadaşlar, şimdi başlangıç ve bitiş iplerini birbirine bağlayacağım. Evet, şimdi bu şekilde bırakıyorum. Ve koyu kahverengi ipimi alacağım. Şimdi kahverengi bir ipimi alıyorum arkadaşlar. En son yaptığım zürafanın içine batıyorum. Daha sonra aynı yere batarak geri bir zürafa yapıyorum. Bir tane minicik. Sonra bir tane daha yapıyorum. İki tane minik minik zürafa yapıyorum içine. Sonra ikinci zürafama geçiyorum. Yine iki tane minik zürafa yapıyorum içine. Sonra üçüncüye geçiyorum. Bu şekilde hepsine ikişer tane minik minik noktacık diyeyim. Çok minik zürafalar, neredeyse kör zürafa gibi zürafalar yapıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu şekilde hepsini tamamlayarak bitiriyorum. Bırakıyorum. Şimdi koyu renk ipimden alacağım. Şimdi koyu renk ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Beyazların olduğu kısma bağlayacağım. Bu şekilde bağlıyorum. İpimi çok kısa kesmeyeceğim ki çıkmasın. Sonra beyaz iplerimi keseceğim buradan. Onları da biraz paylı kesiyorum. Şimdi şu şekilde toparlayacağım tohumumu arkadaşlar. Şu şekilde çevirerek tohum oluşturacağım. Daha sonra en son kısmına geldiğim yerde düğümümü atacağım. Sonra yan tarafa doğru bir tane daha düğüm atacağım. Araya bir tane zürafa oluşturacağım. O zürafanın üzerine geriye gelip kökü bağlamış olacağım bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra ilk çiçeğimi alıyorum. Orta kısmından geçiriyorum. Bakın bu şekilde yerleştiriyorum ortasına. Daha sonra bir tane düğümle birleştiriyorum. Kökteki ipimi kesiyorum artık. Daha sonra ikinci çiçeğimin tam ortasından geçiyorum. Yine çekerek yerleştiriyorum. Hafif boyutlandırmış olacağım bu şekilde arkadaşlar. 3 sıra boru yapmıştım ya. O hafif boyutlandıracak çiçeğimizi. Daha sonra yine aynı şekilde bir tane dikiş yapıyorum. Bir tane daha yapacağım şimdi arkadaşlar. Son olduğu için. Siz bunu istediğiniz yere dikebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi bu şekilde kullanabilirsiniz. Üçüncü kez de diktim. Sonlandırıyorum işlemimi. Ben bunu tepside kullanacağım arkadaşlar. Siz nerede kullanmak istiyorsunuz ona göre
ayarlayabilirsiniz çiçeğinizi. Hafif şimdi açtıracağım buraları elimle. Krem rengi çok az belli olacak altta arkadaşlar. Varla yok arası. Çiçeklerde öyle oluyor çünkü. Bu bir bodrum papatyası ya da ona benzer bir papatya modeli oldu. Evet arkadaşlar, bu şekilde bakın. Papatya modelimizi çalışmış olduk. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. İyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.